canlar, merhabalar diliyorum. Videolara hoş geldiniz. Şu anda Antalya'dayım. İstanbul macerasından sonra memlekete gittim. Memlekette bu valide icaretten sonra tekrar ne yaptık? Kürkçü dükkanı, yani Antalya'ya geri döndük. Sevgili canlar, şu anda ben de birçok arkadaşımız gibi işsizim, iş arıyorum. İş arıyorum arkadaşlar. Var mı beni yönlendireceğiniz bir yer? Neyse, biliyorsunuz sezon bittikten sonra işte 10-15 gün ara verdik. Şimdi geldim tekrar Antalya'da. İş başvurusu yaptığım birkaç yer var. Şimdi oraya gidiyorum. Hep beraber gideceğiz, CV'yi dolduracağız. Ondan sonra da ben gelişmeleri sizle paylaşacağım. Yani sezon açıldıktan sonra arkadaşlarımız bu işler nasıl bitiyor falan diyorlar bana. Ya ben de çok aralıksız yıllarda bir yerde çalışan biri değilim. Sizler gibi işte beraber oraya gideceğiz, buraya gideceğiz, form dolduracağız. Kendimizi anlatacağız. Bu tecrübelerimi sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Bir iş yerine geldim de, buraya yönlendik arkadaş. Bakalım bundan sonra ne olacak, ne diyeceğiz bilmiyorum. Hadi görüşürüz. Evet sevgili canlar, şu anda kaldığım otelden ayrıldım. Çünkü günlük 250-300 TL ödüyorum. Oldukça pahalı. Bugün bu şapkayı giydim çünkü bu uğur getiriyor bana. Diğer İtalyan şapkasını çıkardım. Gitmediğim yer kalmadı ama yatılı, lojmanlı iş bulmak çok zor. Dolayısıyla bugün birkaç yere daha uğrayıp oradan başka bir çaresine bakacağız. Lojmanlı iş bulmak kışın zor. Öyle öyle. Şimdi geziyorum. Tramvaya bineceğim. Sanayiye gidiyorum. Sanayide iş ilanları geldi de vatandaşla görüşeceğiz. Muhtemelen olmayacak. Çünkü yol yemek servis diyorlar ama kalacak yer sorun olduğu için ben kabul etmiyorum. Çünkü günlük alacağımız yevmiye zaten otel ücretine gidecek veya pansiyona gidecek. Dolayısıyla çok mantıklı gelmiyor. Ama bakacağız. Bak Umut Pansiyon. Bak şimdi. Soralım bakalım ne kadarmış. Günlük. Şöyle yukarı tutalım. Kolay gelsin. Ne kadar acaba günlük? 150. 150 TL değil mi? Klima var mı? Yok. Klima yok. Banyolar, tuvaleti de ortak. Ortak. Ne yapacağız? Gece soğuk, klimasız. Otel var isterseniz buranın da işletmesi. Oteller pahalı. Sağ olun. TL diyorlar. Çok kötü. Yani bu oteller moteller var ya, pardon, pansiyonlar. Kalınacak gibi değil arkadaşlar. 100 liraya, 150 TL'ye falan tavalıyorsunuz da öyle değil. Klima yok, bir şey yok. Neyse, çanta omzumdan düşecek şimdi. Gitmem lazım, görüşürüz. Darbalar oldu. Zaten karşı. Neyse biz şu an